arkadaşım. Başlıyoruz. Sultan ve kızı hayretler içerisinde olup biteni seyrediyorlar. Sonra tilki aniden yakışıklı genç bir adam oldu. Yakışıklı genç adam, yüce sultan, benim adım Keloğlan. Sultan, Keloğlan'ın çok akıllı biri olduğunu anladı ve kızıyla evlenmesine razı oldu. Düğünleri 40 gün 40 gece sürdü. Keloğlan misafirlere hilelerini gösterdi. Keloğlan ve prenses sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşadı. Çok güzel bir masaldı. Bir gün çocuklara anlatmalıyım bu masalı. Elma. Çocuklar, çok korkuttunuz beni. Anlat anlat, masal anlat. Olmaz. Hepinizin bir arada olduğu bir zaman anlatırım masalı. Siz ne zaman geldiniz? Biraz önce geldik. Kitap okuyordu, rahatsız etmek istemedik. Çok güzel bir masaldı. Dalmış gitmişim. Geldiğinizi duymadım. Mutlaka size anlatmalıyım çocuklar. Lütfen şimdi anlat. Şimdi olmaz dedi ya Narçın, duymadın mı? Hem biz ne için gelmiştik buraya, unuttun mu? Evet, Elmer, birlikte balık tutmaya gidebilir miyiz? Neden olmasın? Ama ilk önce bahçeyi sulamalıyım. Peki, sonra gidebilir miyiz? Şanslının da suyunu değiştirmem gerekiyor. Ondan sonra işim yok. Şanslı da kim? Size söylemedim değil mi? Şanslı komşunun balığı. Yolcular çıkarken bana emanet etti. Onu ihmal edelim. Onu görebilir miyiz? Onu görebilir miyiz? Ben kattım işte. Suyunu değiştirdikten sonra zaten size göstermeyi düşünüyordum. Şanslıyı gelince görsek, şimdi gitsek olmaz mı? Ya da önce şanslıyı görsek, sonra da gitsek olmaz mı? Çocuklar, çocuklar. İlk önce işlerimi halledeyim, sonra hemen gideriz. Öğleden sonra. Daha doğrusu akşamüstü gidebiliriz. O kadar bekleyemem. Canımız çok sıkılır. Eminim sizin de yapacak işleriniz vardır. Şu geçen gün başladığınız balık resmini bitirdiniz mi? Yalçın, biz o resmi bitirmedik mi? Bitirmedik tabii. Hem de onu evin arka bahçesinde unuttuk, biliyor musun? Evet, umarım başına bir şey gelmemiştir. Hemen gidip bakalım. Hani onu bana hediye edecektiniz? Evet. Bırak, kolumu bırak, kolumu diyorum, bırak. Niye çekiştiriyorsun? Yalçın, o başladığımız resmin süslemeleri bitince Elmer'a hediye edecektik. Sözümüzde durmamış olduk. Bu çok kötü. Resmi çok beğenmişti. Ve eğer bu güzel faaliyeti tamamlarsanız ben de sizi balık tutmaya götürürüm demişti. Evet. Biz de bitireceğimize ve ona hediye edeceğimize söz vermiştik. Hepiniz çok güzelsiniz. Ne güzel renkliğiniz var. Kim bilir ne planlar yapıyorlar. O işlerini bitirene kadar biz de faaliyeti bitirebiliriz. Evet, hemen gidip bitirelim. Tabii başına bir şey gelmemişse, hadi. Nefesini taştınız, söyleyin bakalım. Elmer, bizim bir işimiz çıktı da. Sen işlerini bitirene kadar geliriz, tamam mı? Ya, öyle mi? Ben size engel olmayayım o zaman. Biz hemen geliriz. Sonra hemen balığa gideriz, anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Olta takımlarımız hazır zaten. Tamam, anlaştık dedim ya. Gidelim hadi, gidelim. Sizi gide afacanlar. Çocuklar gitti. Kakule de ortalıkta görünmüyor. Ben fırsatı değerlendirip hemen işlerimi bitireyim. Yüzme biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Öğrenmeyi çok isterdim. Masmavi sularda kulaç atmak, balıklarla yarışmak çok güzel olurdu. Ama bütün bir yaz geçmesine rağmen hala öğrenemedim. Gülçin, sana bir şey soracağım. Yüzmek zor mudur? Çok kolaydır. Ben çok iyi yüzerim. Korkuyorum. Suya ayaklarımı sokuyorum. Dalga gelince hemen geri kaçıyorum. Denize ilk girdiğimde ben de çok korkmuştum. Ama sonra çok hoşuma gitti. Bir keresinde dayım beni kucağına alıp denize soktu. Sonra cüp diye dalgaların içine bırakıverdi. Ne güzel. Ya neresi güzel bunun? Su yuttum. Hem de tuzlu tuzlu. Ağzını kapatmazsan tabii ki suyu yutarsın. Hemen çıktım. Çok korkmuştum. Ağladım. Sonra bir daha denemedin mi? Hayır denemedim tabii.
tabii ki. Ama çok eğlenceli bir şey kaçırıyorsun. Mutlaka denemelisin. Bir daha hiç yüzemem herhalde Gülçin. Bak Nurçin, sana ne vereceğim? Ne vereceksin? Gel gel. Ay Gülçin, çok merak ettim. Ne var o çantada? Biraz bekle. İşte buradalar. Ne kadar da güzel. Bunlar da ne? Bunlar benim yüzmeyi öğrenirken kullandığım kolluklarım. Teyzem ya. Hediye etmişti. Benim ihtiyacım kalmadı, onları sana hediye etmek Gülçin, istiyorum. Gülçin, beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ama onları teyzen sana almış. Bana verirsen darılmaz mı? Darılmaz. Hatta aferin benim akıllı yeğenime der. Ya, demek kızmaz. Kızmaz. Teyzem de arkadaşı Şenay ablaya çantasını vermişti. Çünkü Şenay ablanın kırmızı bir çantaya ihtiyacı vardı. Ne kadar iyi kalpli bir teyzen var. Teyzemi çok severim. Nurçin, biliyor musun, bu kollukları kullanırsan yüzmeyi kolayca öğrenebilirsin. Emin misin? Eminim. Bu kolluklarla hem ben hem de sen yüzmeyi öğrenmiş olacağız. Ay, bu çok iyi bir fikir. Yani kolluklar çok işe yarayacak. Aynı kolluklarla yüzme öğrenmiş olacağız. Ne güzel. Bazı eşyalar çift olarak kullanılırlar. Yani aynısından iki tane. Neler mi? İşte bunlar. Tek ayakkabı. Bir çift ayakkabı. Tek eldiven. Bir çift eldiven. Tek palet. Bir çift palet. Tek çorap. Bir çift çorap. Tek yeşil. Bir çift yeşil. Tek turuncu. Bir çift turuncu. Gözlerime inanamıyorum. Gözlerim bozuldu herhalde. Çift görüyorum, çift. Birbirimize benziyor muyuz? Evet. Nasıl? Biz daha çok benziyoruz. Evet, biz. Bir çift ayakkabı, bir çift terlik. Ayaklarda dururuz, faydalı oluruz. Çiftini alınca, bir çift olunca. Isınır ayaklarım çorabımı bulunca. Tek bir kolluk, tek bir palet. Çiftini bulamazsan yüzemezsin, dikkat et. Benim çiftim nerede? Buradayım işte, o da ne? Kesin gözlerim bozuldu. Diye. Hemen doktora gitmeliyim. Gülçin, o çantada başka neler var? Bu benim yüzme çantam. Ya. Denize ya da havuza girerken kullandığım bütün eşyalarımı onun içine koyuyorum. Ben de kolluklarımı bir çantanın içine koyayım. Çantana daha birçok şey koyabilirsin. Mesela mayo mu? Mayonu, boneni, havlunu, paletlerini, deniz gözlüğünü, bir de şnorkelini. Şnorkel mi? O da ne? Suyun altına dalınca rahat hava almamızı sağlayan ağızlık. Ay, anlamadım. Nurçin, bak ben sana tekrar anlatayım. Dalgıçlar çok uzun süre yüzerler. Başları suyun altındayken nefes almalarını sağlayan plastik borudur. Bu borudan nefes alan dalgıçlar uzun süre denizin altını seyrederek yüzebilir. Bunlar
Bunlar da yüzerken kullanılan diğer araçlar. Gözlük, palet ve oksijen tüpü. Bu domatesler artık olgunlaşmış. Bir kırmızı domates şimdilik burada dursun. İki kırmızı domates balığa giderken onlara veririm. Üç domates ve dört domates. Dört kırmızı domates. Burada neler oluyor böyle? Burası benim köşem. Haklısın ama sevgili Kakule. Benim de bahçemin çifti. Dört tane domatesi koyamayacak mıyım yani? Ne demek? Tabii ki koyabilirsin. Seninle bir şeyler konuşmalıyım. Bugün çok işim var. Önce şu işlerimi bitireyim. Sonra bir ara konuşuruz. Şimdi hiçbir şey yapamam. Hiç kimseyle ilgilenebilecek durumda değilim. Ya çocuklar? Onlara da mı gitmeyeceksin? Tabii ya. Şimdiden unuttum. Hemen bitirmem gereken bir sürü işim var. Kakule, konuşacakların çok mu acildi? Çok acil sayılmaz. Sonra bir ara konuşuruz, olur mu? Olur. Tabii. Varsa yoksa çocuklar. Zaten ne yapsa onlar için, ne söylese onlar için. Tabii daha önce anlamalıydım. Bu domatesler bile onlar için. Bu yalçına, bu nurçine, bu gülçine, bu da narçına. Tam dört tane. Bir, iki, üç, dört. Hani bana? Tabii Kakule'ye yok. Hiç düşünür mü dostum Kakule'nin de canı çeker diye? Bir tanecik de onun için toplayayım diye. Nerede? Dört. Bir tane daha yeşil alabilir miyim? Tabii işte. Al bakalım. Bir tane de mor lütfen. İşte mor. Sence Elmer beğenecek mi? Biz elimizden geleni yaptık. Hem güzel oluyor, öyle değil mi Yalçın? Evet, hem de çok güzel oluyor. Evet. Evet, işte bitti. Evet, hadi gidelim de bunları Elmer'e verelim. Umarım hala bahçededir. Hadi, hemen yetişelim. Merhaba. Kakule, Elmer'i gördün mü? Şimdi buralardaydı. Domatesleri suluyordu. Çok işi vardı ama. Emin hemen gidip bakalım. Narçın, daha oltu takımlarımızı kontrol edeceğiz. Hmm. Kakule, bir süre için bunu sana emanet edebilir miyiz? Bana mı? Öyle olsun bakalım. Gelince Elmer'a veririm. Gerçekten mi? Evet, bu tam ona göre. Şu salıncağın üzerine bırakırsanız göz kulak olurum. Teşekkürler. Tabii, Kakule her şeyle ilgilenir. Her şeye göz kulak olur. Hiç işi gücü yok ya. Çocuklar için domateslere bakar, Elmer için kağıttan balıklar yapar ama kimse Kakule ile ilgilenmez. Domates çiftten düştü. İki domates çiftten düştü. Üç domates çiftten düştü. Dört domates çiftten düştü. Merhaba papağan. Papağan değil. Kakule. Kakule. Affedersin. Memnun. Ben de Osman. Osman Dirindala. Ben de memnun oldum. Sayın Osman Derindala, bir şey soracaktınız galiba. Evet. Sahile soracak. Ne taraftan gidiliyor? Şu yolu takip ederseniz sahile inebilirsiniz.
Yardımınız için teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. O sırtınızdaki nedir? Oksijen tüpü. Su altında nefes almamıza yarıyor. Öyleyse sizin şu anda suyun altında olmanız gerekiyor, değil mi? Evet, şimdi arkadaşlarım merak etmiştir beni. Neden arkadaşlarınızı meraklandırıyorsunuz? Neden buradasınız Sayın Dalgıç? Ben sahile gidiyordum. Yolda uçuş böceklerini gördüm. Onları buraya kadar takip ettim. Sonra da buraya kadar gelmişim. Dalgıç işte. Baba! Neyse, daha fazla geç kalmayayım. Bu taraftan değil mi? Evet, o taraftan. Tanıştığımıza memnun oldum Kakule. Kakule! Kakule! Çok affedersin Kakule. Neyse canım, bazıları böyle karıştırıyor işte. Ben de tanıştığımıza memnun oldum. Dalgın Dalgıç Osman Derin Dalan. Hadi hoşça kal. Güle güle. Sakın unutma, sahile gideceksin, sahile. Bir an bir dalgıç gördüm sandım. Kiminle konuşuyordun Kakule? Bir dalgıçla, dalgın bir dalgıçla. Dalgıç'ın o kıyafetlerle denizde olması gerekmez mi? Ne işi varmış burada? Boş ver, uzun hikaye. O elindeki ne? Akvaryum. Bir arkadaşımın. Nurçin'e göstereceğim. Nurçin hayvanları çok seviyor. Ya beni? Seni de. Senin gibi turuncu gagalı, tatlı dilli, güler yüzlü, yeşil tüylü bir papağanı kim sevmez? Elman. Beni şımartıyorsun. Çok teşekkür ederim. Haksız da sayılmaz hani. Akvaryumu kırılmadan eve götürün. Ben de siz yokken şu tüylerimi bir güzel temizleyeyim de pırıl pırıl parlasın yeşil tüylerim. Burada bir değişiklik yapacağız. Akvaryum içine balık takım iş başına. Acele edin çabuk oyalanmayın. Boyamanız gereken bir sürü resim var. Hey çok güzel. Tık tık almıştım botbol otomattan. Yatatın. Ne var? Nereye gidiyoruz? Boyama yapacağız. Çabuk. Hadi Mavi iş başına. Sana çok iş düşüyor. Dikkat et. Sakın dışarı taşırma. Yeşil sen de zıpla. Akvaryum bitkileri seni bekliyor. Rengini senden alacaklar. Hadi. Ben de. Tamam. Başla bakalım balığı boyamaya. Aha. Turuncu, hadi bakalım sıra sende. Geliyorum. Bu renk yakıştı. Ben de bir zıplayayım bakalım. Balık halinden memnun görünüyor. Evet. Canım benim bir tanecim benim. Kırmızı bir balık gömde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor. Elmar o ne? Bir akvaryum. Elmar o senin mi? Bir arkadaşımın. Akşam gelip alacak. Size göstermeye getirdim. Ne güzel yüzüyor. Elmar, balıklar suyun altında nasıl nefes alırlar? Başlarının iki tarafındaki salıngaçları görüyor musun? Şunlar mı? Evet, görüyorum. Balıklar denizaltının en ilginç canlılarıdır. Biz balıklar, siz insanlar gibi burnumuzdan nefes almayız. Bizim başımızın iki yanında solungaçlarımız vardır. Bu solungaçların görevi nefes almamızı sağlamaktır. Hey, Elmar demek buradasın. Nihayet bulduk. Elmar, bunlar sana ne hatırlatıyor? Ne? Söyle bakalım. Affedersiniz çocuklar. Bak, her şeyimiz hazır.
Hadi o zaman hemen gidiyoruz. Biz de, biz de. Balık tutmaya. Balık tutmaya. Hadi sen de gel. Ha, Elmer'a da bak. Gelip hediyesini alsa da öyle gitseydi ya. Tabii onlar gitsin eğlenmeye. Kakule de onlara nöbetçilik yapsın. O kadar tüylerimi parlattım. Gelecekler de tüylerimi okşayacaklar diye. Ha, beni çok severlermiş. Sorarım onlara. Sen mi? Çok mu seviyorsun beni? Aa, Allah'ım ne kadar mutluyum. Ben de seni çok seviyorum. Beni sevmeye gelmezlerse gelmesinler. Severler sağ olsun. Ben de her gün 3 defa dişlerini fırçalayanları çok seviyorum. Çünkü onlar konuşurken ağızları mis gibi kokuyor. Dişleri pırıl pırıl parlıyor. Bir de gülümserlerse o kadar sevimli oluyorlar ki. Tak tak. Eyvah. Bunlar tarçın ayak sesleri. Lafı çok uzattım galiba. Ama ne yapabilirim ki? Beni hep en sona bırakıyorlar. Konuşmak istediğim o kadar çok şey var ki. Neyse, yarın görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın çocuklar. Yarın yine görüşeceğiz. Tarçın'ın arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yalçın'ı.